Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde kahvaltılarınızda yemelere doyamayacağınız patatesin en lezzetli hali olan patates turtası yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle iki tane yumurtayı uygun bir karıştırma kabına alıyorum ve yumurtalar karışıp rengi biraz açılana kadar mikserle çırpıyorum. Evet yumurtaları gördüğünüz gibi rengi biraz açılana kadar çırptım ve şimdi içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve ardından klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ve aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı süt ve bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar kısa bir süre çırpıyorum. Ve malzemeler karıştıktan sonra içine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve şimdi yine mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Evet malzemeler güzelce karıştıktan sonra gördüğünüz gibi normal bir kek harcından oldukça cıvık olan bir kek harcı elde etmiş olduk. Turtamızda kullanacağımız kek harcımız hazır ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet artık patateslerimizi hazırlayabiliriz. Tarifimiz için videoda gördüğünüz gibi 6 tane patatese ihtiyacımız var. Patatesin kabuklarını soyduktan sonra aynen videoda izlediğiniz şekilde doğrayabildiğim kadar ince bir şekilde doğruyorum. Ve patateslerin hepsini ince halkalar şeklinde doğradıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Bu arada borcamı sıvı yağ ile güzelce yağladım ve şimdi doğramış olduğum patateslerin tam yarısını borcamın tabanına tek sıra şeklinde videoda izlediğiniz gibi diziyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek harcının tam yarısını patateslerin üzerini kapatacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Ve daha sonra üzerine kalan patateslerin hepsini aynı şekilde diziyorum. Evet kalan patatesleri üzerine dizdim. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kalan kek harcının tamamını patateslerin üzerini kapatacak şekilde döküyorum. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, patatesli turtamız pişti ve fırından çıkarttım. İsmi patatesli turta fakat patatesli kek de diyebiliriz. Bu arada pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi üzeri pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra biraz soğumasını bekledim ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. İnanılmaz lezzetli ve çok da pratik bir şekilde hazırladık gördüğünüz gibi. Kahvaltılarınızda ve beş çaylarınızda yemelere doyamayacağınız harika bir tarif gerçekten. O yüzden bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.